Ben spikeriniz Hasan Mustan ve sizlerin de çok yakından tanıdığım yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca sizlerle olacağız. Herkese evet. Merhabalar. Böyle bir statta, böyle coşkulu bir taraftar önünde maça çıkmak mücadelenin kalitesini ve heyecanını da arttıracaktır kanaatindeyim. O bölgede daha dikkatli olmaları lazım. Kaleye bakıyor. Şut! Enfes vurdu ama şans perileri yanında değil. Çok enteresan bir pozisyondu. Kaptı topu. Baktı kaleye. Attı şutu. Kademe iyi kapandı ve topa zamanında müdahale geldi. Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Atak devam ediyor. Koşarken ayaklarını görebilmek imkansız. İçimler resmen ağladı. Vurabilir. Attı şutu. Last bir müdahale orada ve tehlike geçti. Atak sonuçsuz. Filipe. Vladimir. Cigarini. Çok şık ve klas bir pas. İsabetsiz bir pas. Rakibe hediye etti topu. Vurdu. File bekçisi görev başında. Vallahi çok hızlı geldiler. Müthiş bir kontra atak yakaladılar ama bu fırsatı gole çeviremediler. Mücadelenin 15 dakikasını ardımızda bıraktık. Topu gelişi güzel bir şekilde ileri attı. Tehlike biraz olsun uzaklaştı. Top çizgiyi geçiyor Taç. Şimdi yaptı ortayı kale önüne. Orta kafayla değil, kalecinin eldivenleriyle buluştu. Destek bekledi. Kaleye baktı. Çok klas bir vuruş ama gol getirmedi. Pası aldı. Vurdu. Orada bir müdahale ve savunma nefes aldı. Bir şut. Son
Bir hamleyle kurtardı şutu, kaleci gole izin vermiyor. Devleşti kalesinde adeta. %100 gol pozisyonunda zoru başardı. Şut pozisyonunda, şut bölgesinde. Şut! Kaçan bu goller saç baş yoldurtuyor. Atamayağını atarlar, kuralı işleyecek mi bakalım. Sadece doldur boşaltla ya da boş alan yaratarak bir sonuca varamazsınız. Takım olarak çıkmaları lazım. Müthiş bir pas, bir şut, şut ve gol! Dinamo Kiev 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. Kaleci ile karşı karşıya kaldığında öyle sakin ki bu adamın kanı yok diyebilirsiniz. Öyle soğukkanlı ve sakin, kaleciyi çaresizliğe uzandırdı ve gol attı. İlk golün ardından santra vuruşu ile mücadele devam ediyor. Skor 1-0. Orta kale önüne yerinde bir müdahale geldi ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar. İlk düdüğün çalmasından bu yana 30 dakika geçti. Düdük offside için. Defans çizgi halinde ve çizginin gerisinde kalmış biraz. Yan hakem iyi yakalamış. Carmona. Şutu sert. Bir anlık hata pahalıya mal olabilirdi ama sonuç çıkmadı bu kez. Şut gol getirmedi belki ama o bölgede pres yaparak topu kazanması ve yüzünün kaleye dönmesi zaten başlı başına alkışı hak eden bir hareket. İyi sürükledi hata. İçeri çeviremedi topu. İkili mücadeleyi topu kaybetti. Filipe. Kaleye. Oo, tam zamanında girdi araya ve hata kestiler. Enfes şut, enfes kurtarış. Şut direkt kaleye vurdu ama direkten döndü. İnanılır gibi değil. Aradan bir pas düşüncesi. Carmona. İyi sürükledi hata. Pozisyonunda kenara güzel pas, kaleye güzel vurdu, gol olmadı, şans da lazım tabi. Çok iyi vurdu ama şans da lazım biraz. Carmona çok kolay kaybetti topu, aldı topu. İyi ki 45 dakikayı sonlandıran düdük geldi. Skor tabelasında dengeler değişti ilk yarıda. Fark bir gol. Ara pası. Carmona. Arthur. Savunmanın arasına pas düşündü. Etkili bir pas. Savunmadan harika bir müdahale. Top taça çıktı. Taç kullanılacak. Vuruş isabetsiz. Out. Pas için boşluk arıyor. Gol pozisyonu. Topu ileri taşıdı. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Uzun oynadı. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma.
Boşuna attı pası. Gol pozisyonu. Şut ve gol. Vuran vuran, kalite kokan bir gol. Önde olmanın avantajını iyi değerlendirdiler. Skorun üstüne yatmadılar ve şimdi fark 2 oldu. Nefis bir ara pası sarkıttı. Savunmanın arkasına bu pası tamamlayan harika bir şut ve topu ağlarla buluşturdu. Ataklar sonuç verdi ve ikinci gol geldi. Rastgele vurdu ama teknik direktör vücut diliyle en güzelini yaptın der gibi bazı hareketler yaptı orada. Sonuçta hata uzaklaştırdılar. Korner kazandılar. Kale önünde uzun oyuncular var. Şut pozisyonu. Şut! Kale ağzı karıştı. Çok yakından kaçtı. En tiz bir vuruş yaptı. Aslak'la karşı gol. Büyük şanssızlık. Altmışıncı dakika geride kaldı. İleri oynadı. Attı şutu. Kaleci başarılı. Gole müsaade etmiyor. Pası aldı. Morales. Bu arada düdük faul için serbest vuruş kazandılar. Orta. Gol pozisyonunda. Enfes şut, enfes kurtarış. Baktı içeri, orta şansı. Kaleye bakıyor. Bir şut. Kaleci başarılı. Gole müsaade etmiyor. Baktı kaleye. Atak devam ediyor. Şimdi kafasını kaldırdı, baktı içeriye. Şut pozisyonu. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Rakibin pozisyonunu bozmak istedi ancak ayarı kaçırdı biraz ve faul. Önüne doğru uzattı. Vuruş. İleri oynadı. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde el değiştirdi. Son 15 dakikaya girildi mücadelede. Bu bölümler maçın kaderi için çok kritik dakikalar. Yüksek bir top. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Top da çok süratli. Vurabilir. Attı şutu. Şutu gol. Birisi bu takımı durdursun. Arda arda goller istiyoruz. Artık bu golle birlikte rakip göçtü. Tabiri caizse fark 3'e yükseldi. Artık buradan maçı çevirmek zor rakip için. Kaleciyle birebir pozisyonda affetmedi. Tek başına şiir yazdı adeta. Skor 3-0. Cılız vuruş, top rakipte kaldı. Arthur. Gol pozisyonu. Attı şutu. 4 olması işten değildi. 4. gole çok yaklaştılar. Savunma resmen dağıldı. Böyle bir pozisyonda şut attırmamaları lazım. Evet, kenarda oyuncu değişikliği hazırlığı tamamlandı. 2 oyuncuyu aynı anda oyuna sokuyor teknik direktör.
Deniz. Scaloni. Maçın son 5 dakikası oynanıyor. Heyecan iyice arttı son bölümde. Kaleyi düşündü. Karambol. Şut ve gol. Tek kale maç şeklinde geçen bir mücadele izliyoruz değerli izleyiciler. File bekçisi çabaladı ama yetmedi. Golü engelleyemedi. Oyunun kontrolünü tamamen ele aldılar. Tempoyu istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Etrafına bakıyor. Söktü aldı topu. Araya bir pas tehlike yaratır. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Etrafına bakıyor. Yan hakemin gözünden kaçmıyor offside pozisyonu ve endirekt serbest vuruş. İşte son düdük ve müthiş heyecan hakemin son düdüğüyle sona erdi. Müthiş mücadeleden büyük bir zaferle ayrılıyorlar. Harika bir futbol şöleni vardı sahada. Bu zaferi hak etmişlerdi. Ben Hasan Mustan. Tekrar bir başka futbol keyfinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, taraftarlar yavaş yavaş tribünleri terk ederken...